Ha şunları unutmayalım ya. Gerek yoktu ki şimdi. Kızım işte bir daha yap diye veriyorum ben sana ya. Bakarsın belki yine bir yere gidersin. Ya Zeynep. Çok kahrımı çekiyorsun benim ha. Vallahi yani bugün de gereksiz yere şey yaptım seni o kadar. Benim bir şikayetim yok. Ama sen kendine gereksiz yükleniyorsun. O toplantıyı hiç istemeyecektin Halil. Ya ne yapayım ben de böyle bir adamım işte. Keşke senin için bir şey yapabilsem. Yani sen zaten fazlasını yapıyorsun da. Yani ben çok acı çekiyorum mesela. Yani sürekli aklımda o otopsi masası var benim. Yapma böyle lütfen. Annen canlı mı? Hı hı. Hadi, hadi o zaman dur. Şu üstümüzdeki şey bir dağılsın da gamımızı, kederimizi bir yatalım. Yani sizinkileri söyle Halil, tanışmak istiyor sizle de. Ne? Ya böyle olmuyor kızım. 18'likler gibi cam altında öyle şey mi yaşanır yani? Bir de kadının aklı kalıyor belli yani, tedirgin, korkuyor olabilir. Yani en azından kimle gezip tozduğunu bilsin kadın, olmaz öyle yani. Artık eve gelince de hoş geldin mi der, kovar mı bakacağız artık. Tamam. Hadi git sen. Sen git, ben giderim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Nasıl geçti peki? İyi. Anlatırım şimdi. Tamam. Merhaba anne. Kasten mi yapıyorsun Zeynep? Yani beni sinir etmek için mi getiriyorsun o çocuğu kapının önüne? Halil'in de size çok selamı var. Böyle camdan cama olmaz dedi. Bir gün tanışalım istiyor. Sakın. Bak sakın öyle emrivaki falan yaparsın habersiz, sakın. Niye anneciğim, sen yaptın ya. Caner'e haberim olmadan çağırdın ya bizim eve. Sen de burnumuzdan getirdin zaten. Kovmaktan beter ettin adamı. Yani o gün öyle davrandığın için o kadar pişman olacaksın ki. Ya yeter, tamam. Geçmiş bitmiş, konuları kapatın. Halil çocuk bizimle tanışmak istemiş. Tamam gelsin, içeceği bir kahve değil mi Armağan? Ay tamam. İyi baba, kız ağırlayın o zaman siz. Ama ben o karede olmak istemiyorum. Yani iki günlük bir ilişkiye o kadar fazla anlam yüklüyorsun ki Zeynep. Halil için çok yanlış düşünüyorsun anne. Bak canım, hayatta değişmeyen şeyler vardır. Yani herkes yaşadığı ailenin izlerini taşır. Öyle bir babadan salon beyefendisi bir çocuk çıkmaz. Benim öyle bir şey yaptığımı nereden çıkartıyorsun? Ben onu değiştirmeye çalışmıyorum ki. Bütün kadınlar öyle yapar çünkü. Yaralı erkekleri kendi sevgileriyle iyileştirebileceklerini düşünürler. Ama sonunda en büyük yarayı da yine onlar alır. Ben demiştim demek için can atıyorsun değil mi anne? Aman tamam, tamam gelsin. Hatta yemeğe buyursun. Sana da böylece gerçekleri kendi gözlerinde görmen için bir fırsat olur. Bu ilişki gün yüzüne çıktığı ilk anda göreceksin o çocuktaki hasarı. Tabii bir de Caner'le arasındaki klas farkını. Böyle konuştuğu zaman anne kız olduğumuza inanamıyorum.